Uçan mürekkeple karşılıksız çek yazdılar. Piyasadan topladıkları ürünleri yarı fiyatına sattılar. Bu yolla 30 milyon liralık vurguna imza atan çete Ankara Emniyetinden kaçamadı. 45 şüpheli gözaltına alındı. Yat 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 yat. Ne oluyor? Yat yere yat 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 yat. Yattığınızdan utanıyor musunuz? Ekmeği vurdum, yapıştırdım sana. Hem suçlular hem de küfürbaz. Kullandıkları yöntemse şeytanın bile aklına gelmez. Uçan mürekkeple 30 milyon liralık vurgun yapan o çete çökertildi. Niye yüzünüzü kapatıyorsunuz? Erdem yat, Erdem yat. Bu dolandırıcılar benden güneş paneli aldılar. 220 bin lira civarında. 10 bin lira nakit aldım. Geri kalanı çek olarak aldım. O dolandırıcı çetesinin uyguladığı hileler saymakla bitmedi. Çünkü çalıştıkları firmalara güven vermek adına sahte belgelerle kredi notlarını yüksek gösteriyorlardı. Uçan mürekkeple yazdıkları çeklerdeki hile ise alışverişten birkaç gün sonra ortaya çıktı. Benden 250 bin liralık gıda malzemesi aldılar. Bana nakit ödediler mi size? Hayır, çek vermişlerdi. Bu çekler karşılıksız çıkınca şüphelendim. Benzer ihbarlar çoğalınca Ankara Emniyeti Asayi Şube ekipleri operasyonun düğmesine bastı. Teknik ve fiziki takibin ardından 8 ilde eş zamanlı baskın yapıldı. Çetenin 45 üyesi gözaltına alındı. Yaptığınızdan utanıyor musunuz? Ne utanacağız lan? Neden gözaltındasınız? İftiradır hepsi. Karşılıksız çekle aldıkları ürünleri piyasaya yarı fiyatına satıyorlardı. Yani vurgunu ikiye katlıyorlardı ve 30 milyon liralık vurguna İmza attığı iddia edilen o şüpheliler adliyeye sevk edildi. Çetenin karşılıksız çekli aldığı ürünleri sakladıkları depoyu da bastı polis. Baskınlarda çok sayıda sahte belgeyle 4 ruhsatsız silah da ele geçirildi. Çoluğun çocuğun rızkını tutup dolandırıcılara bir anda elimizde vermiş olduk, yani güvendik. 45 şüphelinin adliyedeki işlemleri devam ediyor.